Medyaskop'tan herkese merhabalar. İkili oyunda karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yanımda Doğa Üründür var. Doğa hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasıl bir hafta sonu oldu? Güzel abi, sıcaktı ya. Sen takılmışsın. Bir fotoğrafını gördüm. Evet. Nişantaşı merdivende böyle şey, arka sıradakiler bari bir poz vermiş. Ben de güneş görünce kendimizi maçkaya attık ama atamadık. Yani hani atabileceğimiz... Trafikten mi? Yok abi, yani maçka parkında böyle 1 milyon insan falan vardı. İnsan trafiğinden o zaman. Evet ya, yani atabileceğimiz bir boşluk kalmadı. Attım, havada kaldım böyle. Baktım altımda birileri var, ne yapayım? O tarz bir şey ben de anlatayım ya. Cumartesi abi, bizim şimdi apartmanda arka tarafta otoparkın olduğu yerde ağaçlar budanıyor. Neyse, arabayı çekmek gerekti. Bir de işi var aslında. Hadi dedik caddeye gidelim, Bağdat Caddesi'ne yakın oturuyoruz zaten. Çıktık abi. Şimdi böyle tek yön. Yukarı çıktık. Bizim işte bir yoldan. Tam abi bir baktık, giremiyoruz caddeye. Yani hiçbir şekilde girilmiyor. Yani bu arada evden de 3 dakika uzaklaştık. Giremedik. Hadi dedik geri dönelim abi. 40 dakika sürdü. Güzel bir gezi. Yani geri vitesi aldım. Hani arabayı geri böyle sokabilsek halledeceğiz. 40 dakika döndük abi. Abi çok acayip. Yani ben de çok değil trafik vardı ya. Arkadaşlarım işte metrobüsle gelmişlerdi. Dedik Selçuk Allah razı olsun ya. Hani bizi hiç özletmedin dediler metrobüsü. Çünkü bütün park metrobüsü gibiydi böyle. Ya gülüyoruz aslında da. Ya bu da şey, ya İstanbul'da Maşka Parkı gibi mekan yok abi. Ya birkaç tane niye var. Niye? Caddebostan sahili de güzel ya. Abi hayır şey, ya çok az işte yani mekan yok derken. Ya çok az işte, bir nereye takılacaksın? Cadde sahil, Moda sahil. Fenerbahçe. Aynı zamanda. Ha, orası işte. Bizim buraya baktığın zaman da Yıldız Parkı öyle gidilebilir bir yer değil. İşte Maşka Parkı'na geliyor insanlar. Evet. Başka var mı bir yer? Beylikdüzü'nde mesela şey var, Yaşam Vadisi, yanlış hatırlamıyorsam. Orası güzel, evet. Parkımsı bir yer, hoş yani. Neyse. Abi çok yer yok ya, pazar günü şey yapamıyoruz. Mangalımızı yakacak yer bulamıyoruz hocam. Sonra Selçuk'u E5 kenarında görüyorlar falan yani. Mangal... Fotoğraf atmışlar. Mangal yapıyorum. Neyse. Peki. Şimdi şey, Güneydoğu Anadolu'da tarımla başlıyoruz. Evet, programımızı tarımla öyle açıyoruz. Peki şey nasıl geçti abi? Euroleague haftası nasıl geçti? Fenerbahçe kaybetti, Anadolu Efes kazandı. Fenerbahçe'nin mağlubiyetini Anadolu Efes birazcık teselli etti. Yani enteresan bir hafta oldu. Ama dolu dizgin finale doğru gidiyoruz. Nasıl oldu? Yani hangi takım galibiyete ihtiyacı varsa o aldı aslına bakarsak. Evet. Yani Anadolu Efes'in Barcelona'ya karşı 4-5 mücadelesinde galibiyete ihtiyacı vardı. Galibiyet 1'di. Puan, yani sayı farkını almak da bir galibiyetti gene. Yani aslında Efes bu hafta 2 galibiyet aldı. Barcelona'ya karşı o sayı farkını da alınca doğal olarak eşitlik halinde de Barcelona önünde olacak. O kesinleşti. O açıdan Efes çok iyi bir iş başardı. Onu zaten konuşuruz, açarız ayrıntılı olarak. Fenerbahçe'de de yani çok mu üzüldük? Mesela Obradovic çok mu üzülmüştür bu maça? Ya elbet kaybetti. Ya zaten çok şey yapmamıştır ama maçı sanki... oyuncular şunu mu ispatlamaya çalıştı acaba? Siz kafanıza göre oynayın, tamam, yüksek tempo, hadi bakalım, oynayalım. Ama göreceksiniz, hani böyle patlıyoruz işte bu yüksek tempo oynarsak diye. Sanki çok normalde takım dizginlerini çekiyor gerektiği zamanlarda. Hiç çekmedi. Hiç bıraktı, ne oynamak istiyorsa takım onu oynadı ve kaybetti. Sanki bir takıma mesaj maçıydı bu. O açıdan da böyle bir mağlubiyete playofflar öncesi. Hadi playoff'ları da geçelim. Final Four öncesi ihtiyacı vardı Fenerbahçe'ye. Ama niye oldu? Burada için de doğum günü kutlayalım. Çok aynen. Çok keyifli kutlamışlar onun burada. Şey çok iyi abi. Kadınlar günü ya. Evet ya, ben bayıldım. Allah diyor ya. İzleyenlerimize söyleyeyim. Hocam yani, ya. Fenerbahçe basketbol bir video hazırlamış. Kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü'yle ilgili. Her basketbolcuya işte şey soruyorlar, kadınlarla ilgili bir cümle istiyorlar vesaire. Güzel, böyle çok güzel sıfatlar getirir evet, hani. Evet. Orada o iş sadece aşk diyor. Aşk, 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 sadece aşk diyor. Evet. Orada da bir tutku var yani. Hani evet. Evet, tutkulu bir koçumuz var. Bundan şey yapalım. 69. yaş günü. Çok da keyifli bir yaş günü. Yani sağ içinde çok başka bir adam. Sağ dışında çok başka bir canım, adam. Kesinlikle. Bu Vesil'in çocuk partisinde de Obradovic'i böyle çok eğlenirken görmüştük. Şeyde de doğum günü partisinde de çok eğlenirken bir Obradovic gördük. Ama sağ içine baktığımızda da bir canavar var içinde. Tabii tabii. Ya ama bak şimdi Obradovic tam okey. Bunun daha ucunu ben şeyde gördüm ya. Ivanovic'de görmüştüm. Olympiakos ve Efes'in de koşunu yapmıştı ya. Onların bu CSKA'yı yendikleri 2012 miydi? 2011 miydi? Tam şimdi yılını hatırlamıyorum. O finalden sonra Sponolis'le birlikte Sirteka oynuyorlar ama koç zaten hani böyle sürekli somurtan bir tip.
Hani ona rağmen böyle Sirteko oynamaları, Spanulis orada sarhoş böyle falan ayakta duruyor. Yani o video da çok iyidir bu arada, YouTube'dan bulup izlesin. Tavsiye ederiz. Onun kadar şaşırtmıyor ama gene bir ona yakın orada içinde bu keyfi dışarıda. Peki istersen 25. haftanın maç sonuçlarıyla başlayalım. Tabii. 25. hafta 7 Mart Perşembe ve 8 Mart Cuma günleri oynandı. Perşembenin maçlarında Darüşşafaka kendi evinde Panathinaikos'a 91-67 yenildi. Žalgiris kendi evinde Grand Canaria'yı 98-64 yendi. Bayern Münih konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'le 77-70'lik mağlubiyet aldı. Real Madrid de Fenerbahçe'yi 101-86'lık bir skorla geçti. Cuma'nın maçlarına baktığımızda CSKA 101-95 Olimpia Milano'yu yendi. Anadolu Efes kendi evinde Şehirler Kremi muhteşem performansıyla 92-70 Barcelona'yı yendi. Olympiakos deplasmanında Buducnost'u 89-76 ile geçti. Baskonya'da 104-86 Kimki'yi kendi evinde mağlup etti. Evet, haftanın iki tane maçı var bizi ilgilendiren. Yani dikkatimizi çeken maalesef Dachka'nın kötü sonuçlarından dolayı. Yok, onlar zaten playoff şansı artı matematiksel olarak da kalmadığı için biraz çok da konuşacak bir şey mi yok. Ve ikili oyunun klasik 5 haftada bir yaptığımız yani geçmiş sezonlarla bu sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi kıyaslayacağız. Geçtiğimiz sene de bunu sıkça yapıyorduk. Anadolu Efes Barcelona maçıyla başlayalım istersen. Önce maçı değerlendirelim. Bu haftanın maçlarını değerlendirelim. Ondan sonra klasik geçtiğimiz sezonlarla karşılaştırmasını yaparız. 92-70'lik bir skor var. Aslında 22 sayı. Ben bu kadar fark beklemiyordum. Güzel bir maç oldu. İnanılmaz bir Shane Larkin gördük. Yani transfer edildiğinden beri bence en keyif veren. Ama hep yani, şey diyorduk ya, Shane Larkin'e lider olmalı. Bu lider olduğu zaman Efes çok acayip bir seviyeye çıkacak. Yani bir şekilde ona o güveni, o özgüveni kazanması gerekiyor diye. Aytu da ekrana getirdi. 37 sayı, 5 rebound, 2 asist. Yani müthiş ya. 43 pirli oynadı. İndex, yani verimlilik puanı. Diyoruz evet. Ya. Sen bununla ilgili bir düzeltme yapacaktın. Ha evet, yayında İsmail Şenol söyledi. Bu sezonun rekorunu kırdı Shane Larkin işte 43 indekse diye. Fakat 44 indekse Jan O'Brien aslında Maccabi oyuncusu 44 indeks yaptı. Hatta Aralık ayı sonunda oynanan bir maçla bunu yaptı. Yani aslına bakarsan bu sezonun en iyi ikinci performansı. Ama tarihte nerede hani bu performansa baktığımızda? Şimdi 43 verimlilik zaten tarihte çok özel performanslardan biri. 13. mü 14. öyle bir şey. O civarlarda bir hikayesi var. Yani ilk 15, ilk 20'de bir performans bu. Zaten 43 indeks çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Bu arada rekor bunda Bobby Brown'dadır. Pardon. Rekor başka bir oyuncu dedi. Özür dilerim. Sayı rekoru Bobby Brown'da. Bu 43 indeksin de biz çok sık görmüyoruz. Fakat onda da şöyle bir hata yaptı yayında konuşulurken. Bir, Jan O'Brien yaptı zaten bunu. 44. İki, CSKA Moskova maçı, yani Baskonya maçında geçen yıl, iki yıl önce Miloš Teodosić kırmıştı burayı. Yani gene 43 yapmıştı Teodosić. Ve Baskonya'nın kadrosunda da Larkin vardı bu arada. Karşı takımda. Larkin de o maç çok kötü performans göstermese de hani Teodosić'in 43 indeksine tanıklık etmişti resmen. Bu 37 sayının da şöyle bir özelliği var. 37 sayıda tarihte en iyi 10 performanstan bir tanesi sayı olarak baktığımızda. Bunun rekoru Bobby Brown'a ait. Kaç sayıyla? 41. Kime attığını biliyor musun? Kime attı? Fenerbahçe'ye. Siena formasında. Ben o maçı televizyondan izliyordum o yıllarda. Saçını başını yolarak tabii. Yok yok. Yani yolmuyorum. İyi bir Siena vardı. Fakat orada şöyle ikonik bir an vardır. Bir dolu seyircimiz de hatırlayacaktır yani basketbol severler. Yorumcu İbrahim Kutluay o maçın. Hadi ya. Evet. İbrahim Kutluay iyi bir yorumcudur bu arada yani. Çok iyi maçı irdeler falan ama şöyle bir sıkıntılı cümlesi vardı maçta. Bobby Brown'ı bırakın ne atarsa atsın demişti. Bobby Brown da Euroleague rekorunu kırmıştı. Böyle komik maçtır o. Yemişti hatta Siena. Bir enteresan bir şey daha söyleyeyim. Bu yani rekorlardan bir tanesi de yani rekoru ortak isimlerden biri de Kambala'dır. Kaspars Kambala. O da Anadolu Efes formasıyla Barcelona'ya atmıştır 41 sayı. Yani gene öyle bir güzel bir hikayesi var ama o maçı kaybetti İçinde Efes. İçinde biz varız yani. Bir şey varız varız ya gene evet rekorlarda. Ya sonuçta Euroleague'in kurulduğu günden beri daima
Yani bütün takımlarımız değil mi? Daima her sezon bir tane elit takımımız oldu bizim. Hani böyle bir hafızamı zorluyorum. Evet, her sezon bir tane elit takım çıkardık. Ama ya o elit takım zaten bir tane çıkarınca ya sana karşı bileniyorlar doğal olarak ya sen bir rekorda adın geçiyor. Hani öyle bir hikaye yapıyorsun. O açıdan Larkin'in performansı başka bir rekor daha var Larkin'in. 15 kere şut atıp 30 sayının, 35 sayının üzerinde attı. Bunu yapan yok. 15 defa topa değip 30 sayı atan da sanırım bir kişi vardı şimdi onu not almayı unutmuşum. Yani 15 şutta bunu yaptı. Ya 28 dakikada 37 sayı attı. İlk istatistik kağıdına, verimlilik puanı biliyorsun istatistikler üzerinden hesaplanıyor. Ya haliyle indeksi yükseltiyor. Verimliliği yükseltiyor, indeksi yükseltiyor. İndeks zaten verimlilik aynı. Larkin ilk istatistik kağıdına yansıyan istatistiği rebound, o da maçın 7. dakikasında geldi. Yani maçın 7. dakikasından maçın sonuna kadar olan 33 dakikada yaptı bu adam 43 indeksi. Ya inanılmaz. İnanılmaz bir oyun. Ya bizim, benim çok açık yürekli söylüyorum, Euroleague tarihinde izlediğim maçlar arasında en inanılmaz performans bu. Yani şu ana kadar. O anda bu sezon Anadolu Efes, ya bence Anadolu Efes'te Larkin yaptı ve sezon başından beri yani şu Larkin sorumluluk alsın, inanılmaz oynayacak. Anadolu Efes Final Four seviyesine çıkartacak olan oyuncu Larkin. Tamam Mitsiş'le bir yere kadar gideriz ama bize Larkin lazım falan diye. Defalarca söylüyorduk. Oyuncu resmen ya bu sadece bu maçı çıkar bütün sezondan. Tüm kefaretini ödedi ya Efes'e karşı. Baktığınız zaman çok özel. Ya bence bu zaten 4. 5. maçıydı bu. Şimdi Barcelona'yı yendiği için haliyle ya eğer işler yoluna giderse playoff'ta Barcelona'yla saha avantajını elde ederek Anadolu Efes ve psikolojik avantajı elde ederek. Ya evet, bu maçtan sonra işte onu söyleyecektim. Yani inanılmaz bir psikolojik avantaj olacak Anadolu Efes için. Bence Larkin'in bu oyunu Anadolu Efes'e Final Four'u getirecek. Değil mi? Sanki onun bir yolunu yaptığı gibi. Artı evet. Şeyi de fark etmişsindir. Koç Örtel'e sadece 7 dakika süre verdi. Örtel gelip gelip atmaya başladı. Efes'e karşı bilenmiş tabii eski takım falan. Bir de Örtel böyle biraz şovu da seven bir oyuncu olduğu için. Gelip gelip atmaya başladı. İlk topları yani bir guard gelip zaten ilk topu attığı zaman hücum motorunu da aslında durduruyor. Delirdi Pesic'i ya. Delirdi ve kenara aldı. Bir tane molası var. Şimdi onun görüntüsünü unutmuşum ben vermeyi. O molada Pesic döndü. Sadece Örtel'le konuştu. Takıma hiçbir şey söylemedi. Bir tane böyle bir set çizdi sonradan. O da çift perde oynayacaklardı. Onu da oynayamadılar zaten. Double screen oynadı. Double screen. Toronto aynen ya. Chuck Tinafull'da gördüm. Evet ya. Double screen. Ya onu tavsiye ederim izleyenlere. Evet evet. Chuck Tinafull'un kaçıncı bölümü? Şimdi hatırlamıyorum galiba 12 mi 13 mi? Ya double screen yazınca muhtemelen. Çıkar. Toronto Raptors iki tane oyuncumuz yapıyor. Evet Chuck Tinafull'da. Ya inanılmaz ya kol kola girip böyle herkese screen yapıyor. Gördüğüm en komik şeydi ya. Çok yaratıcı ama ya bakarsın. Ya güne güzel başladım onun sayesinde. Aynen. yani Örtel'i de aslında öyle bir dışarı attı ki bu psikoloji Örtel gibi kırılgan psikolojilere sahip oyuncularda playoff'larda ben eminim çıkacaktır. Yani negatif, iyice negatif tarafa geçecek. İyice oyuna küstürecektir. O açıdan da aslında Pesic kötü bir kumar oynadı bence orada. Yanlış bir hareket yaptı yani bakarsak. Ne olsun bizim işimize yarasın mı? Ha tabii canım. Playoff'ta. Yani ben burada şey olarak, basketbol sever olarak. Böyle çekişme. Bu arada Anadolu Efes bence, Anadolu Efes'e Barcelona eğer eşleşirse Euroleague'deki en iyi, bu sezonun en iyi playoff eşleşmesi oldu. Yani en çekişmeli playoff eşleşmesi bu. Evet katılıyorum sana. Çok yakın güçler birbirine. Çok yakınlar. Çok yakın oyunları oynayabiliyorlar birbirlerine. Anadolu Efes daha üstün geliyor. Fakat savunmada da aslında Barcelona daha üstün geliyor. Ya fakat bir Fenerbahçe CSK şey diyebilir miyiz? Şey mi? Ya diyebiliriz ya. Sanki değil mi? O çekişme var. Evet evet. Onlar birbirine karşı iyice bilendiler. Özellikle çok sağlam bir eş orada playoff eşleşmesi göreceğiz. Burada bir parantezle şeyi açmak lazım ya. Ergin Ataman'ı biz... Ben sana Muharman'ı soracaktım ama Ergin Hoca'dan sonra sorayım. Tamam. Ergin Ataman'ın biz... bu anlardaki koçluk meziyetlerini bazen görmezden geliyoruz. Bazen unutuyoruz ya. Çok özel bir şey yaptı. Clever, Barcelona'nın 3 ve 4'te oynayabilen oyuncusu. Oriola aynı şekilde. Onların bir rebound üstünlüğü vardı maçta. Maçın yani ilk böyle zaten kadrola baktığınız zaman onu görüyorduk. Fakat Ergin Ataman
Önce James Anderson verdi. James Anderson burada istatistik kanalına yansımayan inanılmaz iyi bir savunma yaptı. Akabinde Moerman'ı verdi. Onların da dışında, hepsinin dışında Doğuş'u ve Tibor Plyce'u çok doğru yerlerde kullandı, sahaya attı. Pardon, Doğuş'un, Tibor Plyce'u özellikle. Bu zaten Barcelona'nın ya yani o reboundu alıp tempoyu kontrol etme olayını da bitirdi. Hatta ikinci şanslarını da bitirdi. Burada biz Boban'ın bir dönüş, yani geri dönüş yapmasını bekliyorduk ama Boban gene sıfır sayıda, 8 dakika sadece süre aldı. Sıfır sayı bitirdi. Fakat James Anderson kazandı. Bu maçta sayısı yok ama savunmada çok verimliydi. Yani oradaki rebound üstünlüğünü bize kazandırdı falan bakarsak. Bu Moerman'da gelirsek, senin sorununa dair bir cevap. Moerman bu sezon Efes'in en net performans veren oyuncusu. Ve bu net performans futboldaki Bobo gibi vermiyor. Beşiktaş'ın forveti Bobo vardı ya. Her maç 7 oynar. Evet. Yani hiç sapmaz. 7 yani atar, golünü de atar. Atmayabilir ama her bütün şeyleri 7'dir onun. Moerman bunu 8 oynayarak yapıyor. Çok değerli performans vererek yapıyor. Baktığınız zaman. Hani 9-10 zaten Veseli'nin o çılgın sezonları, çılgın zamanları diyoruz. Moerman da 8 oynayarak bunu yapıyor. Ve gene 22 sayısı var. 8'e 4 üçlük denedi. 8'e 4 üçlüğün şöyle bir özelliği var. Spacing sağladı Anadolu Efes için. 8 üçlükte 4 tane isabet bulması ama daha iyisi orada 8 üçlüğü denemesi uzun oyuncunun. Ki zaten Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı bu. Bunu konuşacağız. Peki hatta konuşalım bence. Real Madrid Fenerbahçe maçına geçelim. 15 sayılık bir fark var. Sen bunu bekliyor muydun? Yani bekliyordum ya. Şey 14 yani, sayı. 14 sayı düzeltiyorum. Yani sen böyle Fenerbahçe'ye çok da ihtiyacı yoktu galibiyeti diyorsun. Pardon 14 dedin mi? 15 kaldı. Çok pardon. Ben de bakayım ya. Aynen öyle 15. 15 çok pardon. Matematik terk ettim yani. Ya sen de böyle Fenerbahçe'nin çok galibiyete ihtiyacı olmadığını, rahat oynayacağını düşünüyordun ama yani ben açıkçası böyle 15 sayıda fark olacak diye beklemiyordum. Peki yani. Ben sana bir şey daha sorayım. Durumu iyice vahim hale getireyim. Obradovic'in kariyerinde Euroleague normal sezonundan bahsediyorum. 100 sayı yediği kaç maç var? Ben var ya ikinci sorun falan sana şey olacaktı yani hani Fenerbahçe rahmetten 101 sayı yedi. Hani bu sence psikolojik olarak etkileyecek mi falan diye soracaktım da. Tamam kaç maç var Obradovic için? Tüm kariyerinde var. Tüm Euroleague yani bu adam 90'lardan beri koştu. Şimdi yani Obradovic takımı savunma takımıdır. Niye başlıyorum aynen. Falan. Bir de 90'lı 2000'li yıllarda zaten skorlar 60-59, evet, evet. 55-54 böyle maçlar. Ve bu adam Euroleague efsanesi. Evet. Of çok zor soru oldu şimdi. Çok yoktur tamam, ya. At bir tanesi. 5 abi 5'i geçmez. İlk defa. İlk defa mı? İlk defa. Hadi ya. Evet ilk defa 100 sayı gördü yönettiği takım. Allah kahretmesin. Normal sezon ya. Bu ne ya bu ne? 99'da kalsaydı değil mi bari ya? Yani... Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum ya. Yok ya. Fenerbahçe futbolcular oyuncular kendinden utanmalı ya. Bu ne ya? O kadar tabii hisselleştin. Onlar oyuncular da farkında. Yani bu durumun büyük ihtimalle Obradovic bu istatistiğini de bilmiyordur. Bu da ayrı bir hikaye. Ya muhtemelen kendi istatistiğini çok da tutmuş olur herhalde. Çok fazla şey değil zaten. Obradovic'i biliyorsun. Hani o kupaları hani eklemeyi seviyor. İstatistikleri de maç istatistiklerini değil yani. O kupa sezon sonundaki. Yani durum iyice vahim de aslına bakarsan ama. Üzdün beni şu an. Kırdın beni gattıya mı tutuyorsun? Eserbest. Ama yok üzülme abi. Neden üzülme biliyor musun? Çünkü maçta şeyi gördük. Şimdi Fenerbahçe'nin bir grup oyuncu işte Guduric, Sulukas, zaman zaman Kalinic, Eric Green, Datome'yi katmayalım bu gruba. Bu grup tempo istiyor tamam mı? Yani bunu hissediyorsun. Sulukas da gene koçun zaten sahaya yansımasıdır aslında ama Sulukas'ın da içinde böyle bir tempo yapmak var. Çünkü oyuncu çok hareketli. Ya bir gaza geliyor evet. Bir böyle bir heyecan var. Veseli'de de var aynı heyecan. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda bu heyecanı bir maçta yansıtacaktı. Ve bu maçı eğer o heyecanı yansıtıp eğer maçı da kazansalar da kötü bir öğrenime gidecekti oyuncular aslında. Obradovic sanki takım bıraktı. Yani sanki... Hadi oynayın. Aynen öyle. Zaten ilk 5 dakika, senle de yazışıyorduk maçta, inanılmaz bir tempo yaptı Fenerbahçe.
Suvukas 10 saniyenin altında hücumlar yapmaya başladı. 12 saniye, 10 saniye hücumlar yapmaya başladı. Hiç Fenerbahçe'nin alışık olduğu bir şey değil. Fenerbahçe'nin alışık olduğu şey hücum saatini 24 saniye boyunca kullanmak. O son saniyede topu çıkarmak elinden. Çünkü tempoyu yavaşlatmak. Fenerbahçe'nin keskinliği bu. Yani gerektiğinde 3. periyotta işte. O 3. çeyreklerde de o demir yumruğu indirmek. Ya da son çeyrekte. Ama Obradovic sanki onu bıraktı takıma. Sanki bu da bir mesaj maçıydı gibi. Yani hadi çıkın oynayın. Tamam, istediğiniz gibi oynayın. Buyurun, 100 sayı yedik. Şimdi bakıyorsun abi. Ya, takıma ders vermek için kendi kariyerinde 101 sayı mı görmüş oldu? Ya o kadar değil tabii. 101 sayı o da istememiş. Yani görmek istemez. Hiçbir koç istemez. Ama bunun bir sonucu var. Bu sonucu da yaşamak gerekiyordu ve hani al böyle şeyler ya, mağlubiyetin de hayırlısı diye. Ya bu hakikaten mağlubiyetin hayırlısı mı? Yani oyuncular bir kendine geldi. Ve bugün, yani bugüne kadar oynanan, şu ana kadar oynanan Euroleague maçlarında Fenerbahçe'nin sadece 4-3 mağlubiyeti vardı. Çıktı yani Real Madrid maçı öncesi. Ve bu 3 mağlubiyetten zaten ikisini uzatmada almıştı. Bir tanesini çok yakın geçen maçta almıştı. İlk defa fark yedi. Ben bu farkı biraz şeye benzettim. Şampiyon olduğumuz sezon, 2 sezon önce bir Baskonya mağlubiyeti var. 35 sayı, 52 sayı mı, 54 sayı mı attık. Hatırlarsın. O Baskonya mağlubiyetten çok ders çıkardı takım. Bu mağlubiyetten de çok şey öğrendiler. Yani oyuncular aslında bu mağlubiyetle olgunlaştılar. Yani ya umuyoruz. O final olgunluğuna eriştiler. O playoff keskinliğine eriştiler. Yani hocayı üzdünüz, şu kupayı getirin artık. Aynen ya. Bunun yani sadece ancak kupa telafi eder bunu. Hocayı madem üzdünüz, kupayı buraya getirin diye Fenerbahçe basketbol takımına mesaj gönderiyorum buradan. Yani o açıdan çok değerliydi. Hani baktığımızda. Evet. Şimdi gelelim klasik. İstersen soru var. Beşinci hafta. Ya benim Artık geldim artık böyle. Real Madrid'e karşı bir İstanbul seyircisi olarak antipati duymaya başladım. Şimdi bu Anadolu Efes'te oynarken yani böyle. Yozgat seyircisi olsa antipati duymayacak. Yok, duymayacak. İstanbul seyircisi burada öne çıkar. İstanbul dedim çünkü iki İstanbul takımımız var. Üç İstanbul takımımız var da. Özellikle Anadolu Efes'e Fenerbahçe'ye karşı oynarken Real Madrid çirkef bir takım haline geliyor. Şimdi burada sormak isterim sana soru. Fiziksel olarak ve zihinsel olarak ikiye ayırdığımızda Fenerbahçe'yi, bu maçı fiziksel olarak zaten işte 3 aşağı 5 yukarı söyledim. Şimdi zihinsel olarak da bu maçı ayırdığımızda Fenerbahçe'nin eksikleri neler Real Madrid karşısında? Ya güzel soru. Şimdi ya bak, şimdi bunu ilk maçta da aslında bir fiziksel, zihinsel bir eksikliğimiz var. Yendik. Maçın ilk sayıda yenmiş, 65-60. Şimdi şöyle bir hikaye var burada. Bizim Antic gibi. Ya Antic'e ihtiyacımız var ya. Evet. Antic geri dön ya. Ağır abi ihtiyaç var. Evet. Kalinic bunu yapıyor. Dixon bunu yapıyor. Ama Kalinic çok kötü bir gündeydi. Ekstra kötü bir gündeydi. Hatta o kadar kötü gündeydi. Normalde hakemi pek sarmayan bir oyuncu ama Tavares'in pozisyonundan sonra hala hakemle konuşmuyor. Hoca da kızdı zaten. Aynen. Teknik foul de almış Tavares. Hoca da orada şey dedi. Ya hoca daha ne yapsın? Teknik foul de vermiş yani dedi. Hani, git oyuna dön artık. O açıdan bakarsak, Kalinic çok kötü bir gündeydi baktığımızda. Ama bunlar tabii yani Antic'in ekstra kattığı bir sertlik, ekstra kattığı bir... ya spora da bu intikam duygusunu katmamak lazım ama bir payback deniyor ya, evet. Geri ödeme. Yani sana bir foul yapıldı, işte mesela Efes-Barcelona maçında gördük. Mitsic çok kötü bir omuz yedi. Yere yapıştı ama onun intikamını aldılar sonra başka bir oyuncu. Benzer foul yapıverdi ama. Rezic'e. Aynı şey var. Yani orada sana bir sertlik uyguladı. Onun bir böyle payback'i yapman lazım. Ya bir geri tepki vermen lazım. Bir sertlik uygulaman lazım. Sen o sertliği uygulamadığın anda olay zaten şeye doğru kayıyor. Yumuşamaya başlıyorsun takım olarak. Tam hakemler de aslında şeyi yakalıyordu maçta. Sen de fark etmişsindir. Biraz real sertlik dozajını arttırdıkça biliyorsun periyot periyot arttırıyorlar. An ve an hücum hücum arttırıyorlar savunmada. Arttırdığı an hakemler birazcık ya bunlar biraz fazla sert oynamaya başladı diye geçiyorlardı. Real'i biraz cezalandırmaya başlıyorlardı. Şimdi ben de Fenerbahçe orada geri hamle yaptı. İlk maçta bunu kullandık mesela. İlk maçta onlar bize sert oynuyor. Biz de onlara sert oynayınca zaten Real Madrid oyuncular saçmalamaya başlıyor. Tabii. Lul mesela. İki teknik foul aldı. İlk maçta böyle yine yaptığı saçmalıklardan dolayı atıldı. Hani
Real Madrid oyuncularına karşı zaten asıl bizim psikolojik, aslında çok basit onlara psikolojik üstünlük sağlamamız. Ama onların yaptıkları... Yok, çok basit değil ya. Burada sen katılmadın. Yani, ya bence hani biz de onlara sert oynayacağız. Önce... Ama Real Madrid'in genetiğinde bu psikolojik üstünlük var. Yani takımın artık genetiğini işlemiş durumda. Rakip takıma karşı psikolojik olarak üstün gelmek. Ya bence onlara işte Fenerbahçe onları sert oynadığı zaman zaten saçmalıyorlar. Yani evet. Ama kendi evinde bir de sonuçta bu takım neden Real Madrid? Ya bu çözümü üretemiyorsun bu takıma. Ya evet. Kendi evinde yani. Çözüm üretemiyorsun derken yani şu Tavares'e nasıl bir çözüm üreteceğiz? Atıyorum şimdi finalde karşılaştık yani. Çok farazi evet. Konuşuyorum. Yok bence gayet olası. Yani. Karşımıza Real Madrid çıktı. Ve Tavares orada 2.27 boyuyla arz endam ediyor. Ne yapacağız? Evet, ne yapacağız Tavares'e karşı? Nasıl savunacağız? Şimdi burada bir kere Tavares'i ana planda boyalı alan savunmasını uzaklaştırmamız gerekiyor bizim. Bunun için de iki yöntem var bence. Yani kafamda şu an kurguladım. Bir tanesi Nicolò Melli'li bir 5. Yani Nicolò Melli'nin 5 oynadı. Tavares'le eşleştiği bir 5. Ki Nicolò Melli'yi de sürekli dışarı çıkartacağız. Yani aslında özünde 5 dışarı. Yani 5 dışarı oynadığımız bir 5. Lovren de burada aynı şekilde etkili olur. Fakat Lovren'in birazcık şut keskinliği düşük ve hücum ritmini kaybettiriyor takıma. Nicolò Melli'nin 5'i birinci madde, ikinci madde Lovren oynadı. Şapkadan tavşan çıkardığımızda Nicolò Kalinic'in 5 numarada kullanıldı. Sürekli geçiş hücumu zorladığımız bir 5 ama burada şöyle bir kumar var. Biz geçiş hücumu zorlarsak Real Madrid'e tempo kazandırmış olacağız otomatik olarak. Bu bir kumar. Sanki en iyi plan Nicolò Melli'nin 5 numaradan dışarıda oynadığı, özellikle köşeleri uzunları yerleştirdiğimiz, kısalarla içeride penetre ettiğimiz, yani tepeden, tepe perdeli, tepe pikenrollarıyla penetre ettiğimiz bir 5 sanki en çözüm gibi ama bu da tabii Fenerbahçe'nin bir yıl boyunca oynadığı oyunun biraz inkar etmesi oluyor. Biraz oyundan uzaklaştırıyor. Ya Veseli'yi dışarı atıyorsun bu 5'ten. Şimdi nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani enteresan çünkü yani bizim bütün planlarımızı ya bize ters gelen bir oyuncu. Çok ters geliyor. Ya bir de yani Tavares'i ya da bir plan daha var. Tavares'i foul problemine sokmak, sürekli onun üstüne oynamak ama o da yer mi? O da evet yapmıyor. Hata yapmıyor savunmada. Zaten Euroleague'de en çok blok koyan oyuncusu. Evet, akıllı. Blok yapan oyuncusu. Kafa çok çalışıyor. Ya 2.27. Hareketli de. Hareketsiz değilmeyiz Tavares'e. Bence seni alalım. Melli. Yok ya. Nicolò Melli 5 numaradan süre alacak. Dışarı çıkartmayı zorlayacağız onu. Tabii biz bu arada nasıl diyoruz yani Veseli'yi bu planda dışarı atıyoruz. Onlar da Gustavo Ayon'u bize karşı kullanmıyorlar. Kullanamıyorlar. Tavares'i kullanıyorlar. Bir çözüm daha var. Aslında Nicolò Melli 5, Veseli 4 ama Veseli sadece perde yapacak. Yani perde yapıp devrilmeler yapacak. Sahte devrilmeler yapacak. Yani gardta kalacak gene top ve gard oyunu açacak şeklinde. Obradovic'in bir tane kullandığı set var hatta. Bunu de kullanıyor. NBA koçları da kullanıyor. Greg Popovich'in kullandığı bir set var. Bu olabilir bir çözüm olarak. Peki. O zaman Real Madrid Fenerbahçe maçını da geçiyorum. 13'e çağrı yok diyorum ama bir daha da 101 sayı yemeyin. Hocayı üzmeyin. Hocamızı üzmeyin. Peki. Ne yapacağız abi? Baklava alıp tesise gidip baklava yedireyim abi. Sulu kasa. Ya sulu kasamı bilerek seçtim. Türk baklavası kardeşim. Türk baklava. Kardeşim bu sizin değil bu bizim baklava. Bizim baklava. Peki. Geçelim 5. haftalık programımız. Evet. 25. haftayız haliyle. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe, Anadolu Efes nasıldı? Bu sezonlar nasıl? Final Four'a doğru yürüyor muyuz? Onları soracağım. Hangi takımla başlamak istersin? Yani gidelim istersen. Mesela başlık atalım. İşte sıralamaları nasıldı? Fenerbahçe şuydu, Efes şuydu gibi. Hatta sıralamayla başlayayım istersen. Tamam. Yani 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Yani 3 sezonu konuşacağız ama bunları tabii sürekli böyle sayılar verip de baynayalım. Sıkma insanları çünkü ben sözelciyim biliyorsun yani. İnsanları da yormayalım ama şöyle diyelim. Fenerbahçe'nin 9 mağlubiyeti vardı 2 yıl önce. Geçen yıl 7 mağlubiyeti vardı. Bu yıl sadece 4 mağlubiyeti var ve lig lideri. Bundan önceki sezonlarda 4-3-1 yaptı. Yani seneye de böyle gat modu açıyor. Yani. Yani daha mağlup sezonu tamamlıyor. Zaten Euroleague rekoruna doğru gidiyorlar. 6 mağlubiyet Euroleague rekoru. Efes ise 2 yıl önce playoff yapmışlardı. 8.'ydi. Geçen biliyorsun kabus sonuncuydu. Evet. 16. ve 19 mağlubiyeti vardı bu takımın geçen yıl. Bu yıl ise sadece 9 mağlubiyeti var.
Zaten ligde bildiğimiz gibi dördüncü. Sayı hani bize bir şeyler verebilir. Sayı istatistiğine baktığımızda... Ya bana sanki Fenerbahçe, şimdi sen lafı başlamadan bir tahminimi atayım ortaya da. Tamam abi. Sanki Fenerbahçe daha skor, daha fazla skor üretiyor bu sene. Evet. Evet, yani bayağı hatta daha fazla üretiyor. Aynen. Hatta 3 sezonun, şampiyon olduğum sezon da dahil, en çok sayı üreten sezonu. Kopya çekmiyorsun mu? Yani. Vallahi görmüyorum. Ha, gözlüm yok, görmüyorum yani. Şu an öyle atıyorum sadece. İyi, tamam. Yok yok, aynen. Görmüyorum, ben inanıyorum sana. Şöyle bir hikaye o da. Fenerbahçe 76 atıp 75 yıldı 2 yıl önce. Şampiyon olduğu yıl. Geçen yıl 79 atıp 77 yiyordu. Pardon, 74 yiyordu. Bu yıl ise gene 74 yiyor. Fakat 84 atıyor. 84.6. Yani 5 sayı arttırdı. Hatta şu anda EuroLeague'de baktığımızda geçen yılları kıyaslayınca en çok artış gösteren takım. Yani 5 sayı artış. Hocam yani görünen köyde kılavuz istemiyor. Efes'ten sonra ama en çok artış gösteren takım. Efes'in geçen yılı tabii, 76 atıp 83 yiyordu bu takım. Of. Bu yıl 84 atıyor. Çok küçük yani 0.2 ile zaten ikinci, beşinci oldular en çok sayı atan takımlar listesinde. Fenerbahçe dördüncü bu arada. 79 yiyorlar. Yani nasıl bir, o baremi ne kadar açarsan o kadar zaten tabii playoff takımı haline geliyorsun baktığın zaman. Bu, ama bu sayıları nereden buluyoruz? Ona da bakarsak iki sayılıklarda Fenerbahçe 2 yıl önce 7. %52 ile. Geçen yıl 7. gene %53 ile iki sayılık atışlarda. Bu sene lider. Lider. Evet. %59 ile. Çünkü... %59 ile zaten sen iki sayılık isabet buluyorsan kapat abi. Kapat EuroLeague'i kapat. İzlemeyelim. Yani biz zaten bu modda gidersek yakında şöyle olacağız. Normal sezonda Fenerbahçe'yi konuşmayalım diyeceğiz. Tabii. O modda gidiyor takım yani. Efes'e bakarsak playoff yaptıkları yıl %49'da 15.ymiş ama playoff yaptılar. Çünkü üst, üst sayılıklarda iyi bir tık daha ileride. Geçen yıl 14. %49'da gene. Bu yıl aynen 56 ile ikinci. Fenerbahçe'den sonra. Aynen öyle. 1 ve 2, 2 sayılıkta Fenerbahçe ve Efes. Yani nasıl bir keskin ulaştıklarını görüyoruz takımlar. Üst sayılıklarda geçen yıl Fenerbahçe ikinciydi. Şampiyon olduğu yıl ise dördüncüydü. %39'da. Geçen yıl %42 ile final oynayan takım %42 ile ikinciydi. Bu 25 sene haftaya düştü bakalım. Herhalde ikincilikten. Bu sene takım ikinci. Ama çok küçük fark. Çok özür dilerim ya. Birinci. Öyle birinci biri. Tabii yüzde, hatta yok bak kafam karıştı. Pardon ya. Hani yüzde, kadar... Abi %44.5 ile atıyor Fenerbahçe bu sezon üçlüklerde. Bana niye öyle geliyor o zaman? İkinci olan takım %41 ile atıyor. %4 fark var herhalde. Ha, %3, %4. Ya inanılmaz bir üçlük keskinliği. Bana da şey geldi şimdi. Hani şeyden pot altından çok sayı, boyalı alandan çok sayı bulduğumuz için. Gördüğünüz için söyledim. Evet yani o yüzden bana sanki bu sene o kadar fazla üçlük atmıyormuşuz gibi geliyor. Onu da söyleyeyim. Bu sezon, ama geçen sezona göre 28 fazla üçlük attık. Hadi ya. Üf, bayağı da fazla. Pardon 32, yani. Çok özür dilerim. 32 fazla üçlük attık. 32 fazla üçlük atıp... Abartı fazla üçlük atmıştım. 32 ben. Fazla üçlük atıp 28 fazla isabet olduk. Yani keskinlikteki artışı görüyorsun. Yani Efes ikiliklerde az önce dediğin gibi yani Fenerbahçe çok abarttığı için tabii. İzleyince de ona şey geliyor. Aynen. Aynen. İkilikler %60'a vurduğu için artık şey modundayız. Ya NBA'de biliyorsun şey vardır. 50-40-90 kulübü vardır. 50-40-90 kulübü de şeydir yani işte %50 ile ikilik, %40 ile üçlük, %90 ile servis atış. Fenerbahçe takım halinde şu anda o istatistiğe yaklaştı. Hani servis atışta birazcık geri kalıyorlar. Efes'e bakarsak 13. playoff yaptıkları yıl. Geçen yıl 14. Bu yıl %41 ile 3. Efes. Çok iyi ya. Aynen onlar da. Ya iki takımımızda maşallahı var. Ben. Nazar boncuklarıyla onlara. Aynen. 25. haftada uğurlayacağız birazdan. Şimdi... True Shooting'e de bakalım. Sonra biraz da savunma istatistikleri verip zaten programı kapatırız inceden. True Shooting'de de şampiyon olduğumuz yıl %49'la isabet oluyor. True Shooting'i bir kez daha söyleyeyim. Her 5. hafta hatırlatın. Aynen. Wiki Zero'dan da bakabilirler. Bu attığınız şutlar sanırım %60'la çarpılıyor. Kaçan şutları mı ne bölünüyor? Bir matematiksel işlemle. Yani senin aslında ne kadar keskinlikle takım halinde hücum ettiğini veren bir istatistik. Hatta verimlilik indeks istatistiğinden daha
doğru bir istatistik bu. Evet. Daha gerçekçi. Turistin'e de baktığımızda şampiyon olduğumuz yıl 25 haftada %49'da atıyordu bu takım. çok pardon. Pardon %40. Aynen %49'da atıyordu. Geçen yıl %52 ile attı, yükseltti. Bu yıl ise %55 ile atıyor Turistin'de. İnanılmaz çok, bir yükseliş var. Yani evet. Turistin bir de takım halinde yükselten bir istatistik oluyor. Efes ise geçen yıl 14.'ydü. Bu yıl onlar da ikinci. Sanki böyle bir ya 1-4 değil de Efes bir üçüncüden girseydi playofflara. Sanki finalde iki Türk takımı göreceğimiz kadar iyi bir istatistiksel olarak iyi bir performansları var. Bence hala yani bu çok yüksek. Yani şöyle bir sıkıntı var ya Fenerbahçe ile Efes şeyde eşleşebilir. Final Four'da eşleşebilir. Ya şey olmazsak yani müthiş yarı finalde olur. Eşleşebilir. İşte onu diyorum yani. Keşke eşleşmesek ama işte dördüncü olursa Fener'de bir bitirirse Fenerbahçe 1-4 eşleşiyordu. Yani 4-5'in kazanı, 1-8'in kazanı 1-4 eşleşmesine gidiyordu olarak. Bu da nasıl bir seviye arttığını. Asiste de Fenerbahçe'nin özel bir takımdı. Hep yani biz hep 16-17 asistin üzerinde performanslar gösteriyoruz. Geçen yıl 4.'ydü. 19 asist yapıyorduk. Bu yıl 19. Gene 19 asist yapıyoruz. Küçük böyle bir 0.2-0.3 farklar var. Gene 4. Fakat Anadolu Efes'te inanılmaz bir artış var. Geçen yıl 16.'ydi bu takım. Ve sadece 15 asist yapıyordu. Bu yıl 2. ve 20 asist ortalamayla oynuyor. Ya zaten 20 asist yapıyorsan zaten sen o maçı işte, kazanıyorsun aynen zaten. Aynen öyle. Aynı Real Madrid nasıl 29 asist yaptı Fenerbahçe maçında yani. Maçı kazandı. Ve bunu nasıl bir keskinlikle yapıyor peki? Asistin top kaybının oranına baktığımızda Fenerbahçe bu yıl 2. Anadolu Efes biraz fazla top kaybediyor. Bu yıl 14. O top kayıplarını da bu riski alıyorlar ama. Yani onların aslında top kaybı yapmaları negatif bir istatistik gibi gözükse de oyunu ne kadar zorladıklarını da aslında bize anlatıyor. O açıdan da değerli baktığımızda. Rebound bizim kanayan yaramız. Yaramız, evet. Bu arada asist top kaybı oranında ben bir hata yaptım. Çok özür dilerim. Asist top kaybında 3. bu takım. Asist top kaybı yapıyor Anadolu Efes. Çok özür dilerim. Orada geçen yılki istatistiği yanlış bir not almışım oraya. Çok özür diliyorum. Anadolu Efes 3. Ama gene top kaybı sayısı diğer takımlardan yüksek olarak 3. Asisti yükselttiği için o pay payda ilişkisinde şey yükseliyor. Yüzdemiz yükseliyor. Rebound'da da kanayan yaramız. Geçen yıl 12. Fenerbahçe, bu yıl 11. Savunma reboundunda. Anadolu Efes geçen 13. bu yıl 5. Anadolu Efes'te bayağı bir ilerleme var. Bayağı bir ilerleme var. Hani ama Fenerbahçe'de aynı. Ama bu sene oyun tarzı da değişti Fenerbahçe'de. Ama o savunma reboundları gene bize sıkıntı çıkartıyor. Evet. Hep söylediğimiz gibi. Ofansif reboundları hiç bakmaya gerek yok. Çünkü bu iki takımımızda bizim ofansif reboundları koşmuyorlar. Geri koşup geçiş hücumu yememelerine önem veriyorlar. Yani geri koşan takımlar. Bunlar borda koşup ofansif reboundı kovalayan takımlar değil. Onun dışında blok istatistiğinde geçen 7.'ydik. Ondan önceki şampiyon olduğumuz yıl Yudoflu kadro 5.'ydi. Bu yıl 13. Fenerbahçe. Bunda bayağı bir gerilim sanırım var. Sanırım yani Vesile harici, Vesile Datome. Evet. Yani harici çok fazla blok yapan oyuncu blok aklına gelmiyor. Blok yapmıyoruz, aynen. Anadolu Efes'te ise geçen yıl 6.'ydı. Bu yıl 3. Geçen yıl 6. olmalarının sebebi tempoyu boş yere arttırıp çok fazla hücum yiyorlardı. Çok fazla savunmada hücum yediğiniz zaman, yani size karşı rakip hücum ettiği zaman doğal olarak blok yapma şansınız da artıyor. Birazcık bu suni bir istatistikti geçen yıl ama bu yıl gayet haklarıyla 3.'ler. Son olarak da verimliliği verelim. Verimlilik de bizim EuroLeague'de tüm işte iyi yaptıkların, eksi kötü yaptıkların en kaba tabirle anlatırsak. Şampiyon olduğumuz yıl 7. bu takım Fenerbahçe 80.5 ile. Geçen yıl 3. 93.6 ile. Bu yıl 99.5 ile gene 3. Yani artışı görüyorsun. Anadolu Efes ise geçen yıl 82 ile 13. iken bu yıl 101 yapıyor ve 2. Yani... Anadolu Efes takım halinde zaten çok keskin hücum ediyorlar. Hata yapmıyorlar. İşte savunmada doğru diziliş uyguluyorlar. Çok doğal olarak zaten bu verimlilikte de istatistik olarak ikinciliğe yükseller. Bloktan bahsederken aklıma bir an şey geldi. Yani dün gece oynanan yani Mavericks'le şey maçında benzemiyor mu doğru maçı? Rockets maçında işte
Doncic'in inanılmaz bir bloğu var James Harden'a. Ha ondan öyle başlık atmışlar hatta. Doncic inanılmaz bir blok yaptı ama. Evet. Yani, ne oldu sana? Ya sonra güzel oynadı. Verdi mi yani? Çok iyi. Maçı kaybettiler. Ha ondan öyle ama üç, evet. Bizde 3 nokta gazeteciliği var ya. Ya evet maalesef işte. Schneider takımını biraz değiştirdi. Bakıyorsun takım elbise değiştirdi. Ama işte harika. Şimdi Euroleague sever birisi olarak. Bakayım ben de ya. Geçen sene her ne kadar gıcık olsam Doncic'e. Doncic bizim çocuk. Ya, bizim evet, çocuk. Yani, bizim çocuk NBA'de oynuyor. Peki, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Benim şu an sen konuşurken aklıma geldi. 5 hafta sonra son şey yapacağız zaten. 30. 30. haftada, son 5. hafta programımızı yapacağız. Normal sezonda sonu. Orada sana ilk 4'ün, seni biraz daha fazla yoracağım, konuşacağım. Hatta gerekirse ikili oyunu haftada 2 program yapmış oluruz Medioscope TV'de. Senden şey de isteyeceğim. İlk 4 takımı, ilk 4 bitiren takımların geçtiğimiz sezonlarını tabii isteyeceğim. Çünkü aklıma şey de geliyor yani. Real Madrid ne yaptı acaba? Tabii. CSKA ne yaptı acaba? Tabii artık onlarda doğru haklısın. Sadece Fenerbahçe Efes gibi değil. Evet. Karşılaştırmalı diğer takımlarla karşılaştırmalı. Evet diğer bakalım işte tamam. Şansımız ne biraz daha onu tahminde bulunmak istiyorum. Ağzına sağlık. Gelecek haftanın programını da hemen verelim. Gelecek programda Euroleague'de kapatmadan önce. 4 Nisan Perşembe ve 5 Nisan Cuma günü oynanacak Euroleague maçları. Perşembenin maçlarında CSKA Moskova, Baskonya, Anadolu Efes, Olimpia Milano, Panathinaikos, Buducnos, Real Madrid, Žalgiris. Cuma'nın maçlarında da Fenerbahçe, Beko evinde Maccabi ile oynayacak. Bayern Münih, Gran Canaria, Olympiakos, Darüşşafaka ve Barcelona, Kimki, Moskova maçları gelecek programda karşımıza çıkacak. Evet Medyascope izleyenlere, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrardan karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.